Bab-ı Selam kapısı İznik çinileriyle, ayetlerle, dualarla çevrili ve kapısında La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Aynı cennetin kapıları gibi. Ve yine burada Allah Resulü Aleyhisselam'ın isimleri yazıyor. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Hamid geçiyor. Burak'ta Bab-ı Selam'ın girişi. Eskiden burada Nevevit-i İtikaf diye bir yazı yazardı. İtikafa giriş diye. Şu yeşil duvar görüyorsunuz. Orası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerdi ve mescide açılan tek sahabe kapısının olduğu nokta onun kapısıydı. Evi buradaydı ve kapısı direkt camiye açılırdı. Burası Bab-ı Selam böyle komple. Burada o meşhur hadis yazıyor. Benim mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç, yani Kabe cami hariç başka yerde kılınan namazlardan 1000 kat daha faziletlidir. Ama Kabe'deki namaz 1000 kattır. O yazıyor burada. Bak yazmış. Asayiş ve sükunet dini bir gerekliliktir. Bak bunlar güzel ifadeler. Şu nokta, bak dikkat ederseniz şu sütunlardan sonra şey var. Armalar var. Buraya kadar arma yok, burada armalar var. Şu armalar şunu ifade ediyor. Allah Resulü döneminde mescid şuraya kadardı. Şu ileride gördüğünüz minberin ve mihrabın olduğu noktaya kadar. Ancak Hayber'in fethinden sonra Peygamber Aleyhisselam cami buraya kadar genişledi. Burası Peygamber Aleyhisselam zamanındaki caminin sınırlarını gösteriyor. Mescid-i Hattin Nebevi. Peygamber Aleyhisselam zamanındaki mescidin sınırları. Burası da o meşhur yine hadislerden bizi umutlandıran şefaati li ehlil kebair min ümmeti, şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir hadisi. Burası Süleyman mihrabı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış burada. Evet. Bu alanda hep öyle zaten. Evet. Bu da ecdat yadigarıdır. Burada Sultan Murat'tan, Sultan Abdülaziz'den, Sultan Abdülmecid'den hatıralar görüyorsunuz. Ya minberde bir el işini görüyorsunuz kendileri yaptığı ya bir hatırayı. Burası müezzinlik. İleride görünüz. Burası minber. Ma beyne minbere ve beyti dediği hadisteki minberimle evim arası cennet bahçelerinden bir bahçede dediği minber burası. O meşhur ağlayan kütük hadisesi geçer. Kütüb-i sitede de geçer. Efendimiz bir kütüğe dayanmaktadır. O kütüğe yaslanarak hutbe yapar. Sonra kendisine sahabeden bir kadın kendi azatlısıyla, bir rivayette ise Ebu Talha el-Ensari, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir minber yapar. O minbere geçtiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o minber geçtikten sonra da o küçükten ağlama sesi gibi sesler gelir. Efendimiz onu tutup kucaklayıncaya kadar, sonra onu buraya defnettiklerini söyler, gömdüklerini söylerler. İşte Peygamberimizin minberiyle evinin olduğu yer, Yeşil Dağlar'ın olduğu yer. Bakın orası Yeşil Dağlar diye konulan yer. Asıl Peygamberimizin cami burası. Burası Efendimizin cami açılan ev kapısının olduğu nokta. Burası. Şu görmüş olduğunuz sütunu görüyor musun? Hı. Üzerinde bir tarafa gelin göreceksiniz zaten. Şu gördüğünüz üst duvarını serir diyor. Peygamber Aleyhisselam bazen Ramazan'da itikafa girdiğinde, bazen teheccüd zamanlarında burada bir yatağı, bir şey olduğu için oraya serir yatağı, yatak sütunu denemiş. Ve Efendimizin kabrinin olduğu noktada, yatağının hizasının olduğu noktada burası da. O yüzden serilerindir. Yani Efendimizin tam naaşının olduğu noktanın baş kısmı oraya denk eder. Hani şu kubbenin pencere şeklinde bir çifti göstermiştim onun hizası. Hemen onun yanında bir sütun daha var. Bakalım o sütun buradan gözükecek mi? Sütun şu tarafta kalıyor. O sütunda muhafızlar sütunu. Muhafızlar sütunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Maide Suresi hikayetinde Allah seni onlara karşı koruyacak bu ayete gelince kadar sana ve tabi olanlara Hazreti Ali ve Sa'd bin Ebi Bakr Efendimiz'in orada evinde bekleyip bir vakit ayarlandı. Çünkü insanlar şimdi bazen elçiler giriyordu. Başka dine geçip olanlar. Efendimiz onları cami içine ağırlıyordu. Burada cami şu arka tarafında hemen Ayşe üstüne olduğu misten arka kısmında çözülü kurduruyormuş. Hatice Ali'yle geçiyor ve orada
elçilere cevap vermek için en az bir gün bekleyeceğim. Çünkü onlar namaz kılarken Kur'an'ı dinlesinler, peygamberi Müslümanları görsünler, etkilenirler diye. Ama olur da onlardan bir saldırı gelirse diye de Nazgali Efendimiz'e sahneye kapasyonu gösterilmiş. Hemen onun yanında bir tane daha sütun var. Bakın yani buradan biraz daha gözüküyor. Şurayı gördünüz. Üstüvaneti vufut diyor. Elçiler sütunu. İşte Peygamber Aleyhisselam gelen elçiler Efendimiz çadırını orada kurdu. Türk çadırı kurduruyor, orada misafir ediyor. Yani gayrimüslimler Peygamber Aleyhisselam'a geliyorlar. Elçi olarak bir ülkenin ya da bir kavmin. Allah Resulü onları orada ağırlıyor ve ibadetini burada yapıyor. Hemen şurada bir sütun daha var. Bakınız. Şu sütun, öndeki sütun. Ebu Lübabe sütunu. Ebu Lübabe Abdülmuzir Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la seferde ifade etmemesi gereken bir haberi düşmanlarla paylaştıktan sonra Peygamber Aleyhisselam'a Tevbe Suresi'ni ifade ettiği gibi ihanet etmiş oldu. Allah'a ve Resulü'ne ihanet ediyor. Ancak yaptığım yanlış olduğunu fark edince af diliyor ve hemen kendini bir sütuna bağlıyor. Hanım beni bağlıyor. Allah Resulü seferden gelip beni bu halde görüp beni affedin. Hatasını görmeyi fark ediyor. Ve bir hafta kadar orada bağlı duruyor. En sonunda Tevbe Suresi'ne ait gelince müminler Allah ve Resulü'nün şanlık edenleri dostluk etmesini müminlerin dostu Allah'tır, Resulü'dür ve iman eden, hukuk eden, şerde eden müminlerdir. Ayeti geldikten sonra Peygamber Aleyhisselam onu bağırıp çözüyor. Hemen bize bir yakın daha sütunu var. Ayşe, Peygamber Aleyhisselam mescitte öyle bir yer var ki orada namaz kılmanın ettiği bir sene sonra buraya çekersiniz aramızda diyor. Orasıdır ve Ensar'dan ve muhacirinden biliyorsunuz ilk Müslümanlardan Eshab-ı Süfe dedik bir yer vardı. Eshab-ı Süfe neresi? Hemen şu arka tarafta, şimdi bayanların olduğu nokta. Yani orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselam onlara orada ders veriyor. Eshab-ı Süfe'ye. Oraya sırtını yaslamış. Peygamber döneminde burayı inşa ederlerken böyle planlamışlar. Ömer bin Abdülaziz döneminde sahabelerin evleri yıkılmış. Emevilerin halifelerinden Ömer bin Abdülaziz buralarda sahabelerin evlerini yıktırmış cami getirmek için. Şu gördüğünüz sütunların olduğu yerde hurma ağaçlarının gövdesi varmış. Hurma ağaçlarının gövdesini gözünüz önüne koyun, şu sütunları kaldırın. Allah Resulü besin işte böyle. Gözünüz olacak. Üst tarafı hurma yapraklarıyla çevrili, hurma dalları. Alt tarafta hurma leflerinden yapılmış, kenarlara bağlanmış olan seyirler var, hasırlar var. Allah Resulü Mescid-i Ebele. Kıble bu tarafayken minber bu tarafaydı, mihrap bu tarafaydı. Kıble değiştikten sonra Allah Resulü buraya geçiyor. Ailesi burada. Şimdi beraber de içeri geçmek için biraz daha burada bekleyelim ki belki şuradaki arayı açarlar, bazen değiştiriyorlar. Hemen şu yanımızda da Allah Resulü'nün namaz kıldığı mihrap var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh da orada namaz kıldı. Hemen şu ileride. Biraz daha ilerleyelim, göremek için. Şurası. Allah Resulü'nün namaz kıldığı mihrap. Hazretler radıyallahu anh işte burada sabah namazı kıldırırken Mecusi İran'da Emolurdu tarafından burada şehit edildi namaz içerisinde. Ondan sonra namazlar genelde burası da sahabeden evdeydi. Mesela ailesi Hafsa annemizin evi tam burasıydı. İnsanların geçtiği yer. Orasıydı, oraları da yıkılıp burası ön tarafa alındı. Ve Hazreti Osman'dan beri imamlar bugüne kadar şurada namaz kılsalardı. Gümüş kubbeyi gördünüz ya şu kubbenin önünde. Tam burası bu noktaydı. Ama son 1-2 aydan beri imamlar buradaki ziyaret sıkıntıya uğramasın diye Efendimiz'in namaz kıldığı noktada. Burası da muallak sütunu. Allah Resulü Aleyhisselam'ı ziyarete gelirken sadaka verip güzel kokular sürünüp sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'a ziyarete gelirlerdi. Bu hatıratı yaşayıp tescil etmesi, tecelli etmesi için. Yeşil alanların olduğu yere geçecektir mi? Meşhur. Göremiyorum.